Merhabalar. Bu haftaki podcast'imizde Türkiye ile Ermenistan arasındaki yeni normalleşme girişimini ele alacağız. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Şimdi bilindiği gibi 2009'da Türkiye ile Ermenistan arasında buna benzer bir süreç yaşanmıştı. Çok detayına girmeye gerek yok. O süreç başarılı olamadı. Şimdi bir süredir Erdoğan yönetimi takip ettiğiniz gibi dış politikada bazı önemli dönüşümler gerçekleştiriyor. İşte İsrail açılımı, Mısır'la yakınlaşmaya çalışıyor. Daha iyi giden Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler neredeyse 180 derece dönüşler yaşıyor dış politikada Türkiye. Bu süreç daha önce başladı aslında. Doğu Akdeniz bölgesinde Mavi Vatan'la başladığını, yani oradaki geri çekilme ile Yunanistan'la istikşafi dedikleri o görüşme süreciyle başladığını söylemek lazım. Bunda neler, hangi etkenler rol oynadı diye soracak olursanız, yani bir dış politikada çok izole oldu Türkiye. Yani böyle dış politika olmaz. Bunun herkes farkında muhtemelen. İkincisi içeride zayıfladı. Şimdi içeride zayıflayınca dış politikada biraz zorlanmaya başlıyorsunuz. Özellikle Batı ile ilişkilerde. Erdoğan'ı en değerli kılan şeylerden bir tanesi geniş bir tabana dayanıyor olmasıydı iç politikada. Şimdi bu boyut çok zayıfladı. Ve tabii işte ekonomik koşullar bunu besledi. Ve sonuncu olarak da Biden yönetiminin iş başına gelmesi, Erdoğan'a çok mesafeli durması ve Erdoğan'ın giderek Biden'cı bir dış politika çizgisine doğru kaymaya çalışması. Bütün bunlar birleştiğinde hani Türk dış politikasında biz yeni bir U dönüşünü görüyoruz ve her birinde yeni bir boyutuyla karşılaşıyoruz. İşte İsrail'le olduğu gibi, Birleşik Arap Emirlikleri'yle olduğu gibi ya da işte Ermenistan açılımında olduğu gibi. Şimdi Türkiye ve Ermenistan'ın hani içine baktığımızda hani bunu mümkün kılan koşullar nelerdir diye baktığımızda şimdi şöyle bir enteresan durum var. 2009'da AKP bu süreci başlattığında, yani Ermenistan'la normalleşmeye gidildiğinde, o dönemde işte Dışişleri Bakanı Davutoğlu, yani Türkiye'de işte komşularla sıfır sorun politikası, yani böyle tanımlanan bir dış politika ilkesi var en azından. Elde bir ilke var. Hani beğeniriz, beğenmeyiz, eleştiririz. Uygulanışının hani kendisi iyidir, uygulanışı sorumludur falan. Yani şimdi öyle bir şey de yok. Yani öyle bir kavramsallaştırılmış bir dış politika da yok. Herhangi bir dış politika ilkesi de yok. Onu da söylemek lazım parantez içinde. Şimdi o dönemde hem Dışişleri Bakanı, Dışişleri'nin böyle bir politikası var Türkiye'nin dış politikada, hem de liberal kesimlerin desteği var. Şimdi günümüzde ise tam tersi. Yani ortada liberal kesimler yoksa, hatta sivil toplum yok. Bir tarafında MHP işte açıkça ittifak kurduğu, diğer tarafta Vatan Partisi'nin desteği var falan. Hani çok milliyetçi bir iktidar var. Hani dış politikada kuvvet kullanan falan. Şeyle 2009'da çok kontrast taşıyor neredeyse. Ama bugün bu açılımın başarılı olma ihtimali daha yüksek. O kısmı biraz daha ilginç. Yani iç koşullar tersine olmasına rağmen. Yani şöyle de bir hani iç koşullarla ilgili bir gelişme var ya da durum var. Ya seçmeni Erdoğan'a sonsuz bir güven besliyor. Yani dış politikada da geçerli bu. Yani ne yaparsa işte iyi yapar gibi bir algılaması var seçmenin. Ve dış politika, yani başarılı da olsa, başarısız da olsa Erdoğan'ın popülaritesini, seçmen gözündeki popülaritesini etkilemiyor. Ve Erdoğan bunu anladı. Bunu çok oldu anlayalı. Yani şöyle bir örnek vereyim. Yani 2005'te gitti, İsrail'i ziyaret etti. Ariel Sharon'la görüştü. Etkilemedi yani seçmeni. 2009'da One Minute dedi. Gene etkilemedi. Yani ikisi de Kıbrıs'tan asker çekerim diyor. Etkilenmiyor seçmen. Şimdi iki devletlilik diyor. Seçmenin muhtemelen haberi bile yok. Yani böyle bir politika değişikliğinden. O yüzden de yani dış politikada biz ne yaparsak yapalım hani içeride iç siyaseti, seçmenle ilişkileri başka bir yerden kuruyor Erdoğan ve hani o zaman da dış politikada eli çok rahatlıyor. Yani hani seçmene hesap vermek gibi bir zorunluluğu olmuyor. Yani bize dönüp yani niye siz bu politikayı izledin, şimdi niye bunu değiştirdin diye sorsak da bir cevabı yok. Yani bunu ana muhalefet de soruyor muhtemelen. Yani sorduklarını tahmin ediyoruz. Ama buna cevap vermeye bile gerek duymuyor.
Dolayısıyla da böyle bir rahatlığı var. Çünkü işin içeride de MHP nasıl ses çıkarsın? Çünkü Azerbaycan itiraz etmiyor. Onlar da sessiz kalıyorlar falan. Şimdi Ermenistan'a baktığımızda orası biraz daha karışık. Bir defa enteresan bir şey oldu orada da. Savaşı kaybeden seçimi kazandı. Bu genelde çok olmaz. Yani seçmen bir bunun bedelini ödetir. Ama öyle olmadı. Yani Ermenistan 30 yıldır kontrol ettiği toprakları Azerbaycan'a kaptırdı. Kötü bir şey tabii. Yani savaş olmadan halledilseydi. Gene çünkü aynı kapıya çıktı. Oraları işte güya Ermeniler, yani Karabağ dışındaki toprakları kaybetti aslında ağırlıklı olarak. Oraları da hani pazarlık için almıştı falan güya. Dolayısıyla pazarlık için aldıysan müzakere et ve pazarlıkla ver diye. Yani vermedi. Sonuçta asker kaybederken insan hayatıyla hem ödedi hem de toprak kaybetti falan. Şimdi tabii Ermenistan açısından zor bir süreç. Çünkü savaş kaybettikten sonra masaya oturuyor. Bu genelde diplomasi tekniği açısından tercih edilen bir durum değildir. Hani objektif bir analiz yapmak gerekiyorsa normalde yani daha eşit pozisyondan müzakere yapmak daha avantajlıdır. Bu bir risk taşır ve bunun farkındalar. Hani Ermenistan içinde de çok tepki var. Şeyde muhalefet partilerinde falan bu Daşnak Sütyun falan onlar çok itiraz ediyorlar. İşte Türkiye'nin ön koşul koyduğunu, Türkenlerin koyamadığını falan. Yani genelde söyledikleri şu, hani Ermenistan'daki muhalefetlerin benim hani okuduğum kadarıyla onların açıklamalarını, bazı muhalif isimlerin yazdıklarını, sınırların açılmasında bir sorun yok. Ama karşılığında siz ne veriyorsunuz falan gibi. Yani Ermenistan'ın burada bir kayıp yaşayacağını düşünüyorlar ve bir kısmı daha radikal olanları da hani işte hatta şeye kadar gidiyor bunun ucu. Ermenistan Anayasası, işte bağımsızlık bildirisindeki ifadeler, yani işte Batı Ermenistan dedikleri Türkiye topraklarından da vazgeçiyorsun falan gibi anlamsız, günümüz gerçekliğiyle hiçbir ilişkisi, ilintisi kalmamış söylemler var falan. Şimdi günümüzde yaşanan farklı bir normalleşme süreci. Yani o farklılıkları ortaya koymak gerekiyor. Bir defa Karabağ Savaşı bütün denklemi değiştirdi. Yani şimdi burada Azerbaycan bütün hedeflerine ulaşmadı aslında. Hani Karabağ'ı geri almış falan değil. Onun dışındaki rayon denen toprakları, bölgeleri geri alabildi. Karabağ'dan da küçük bir parçayı alabildi aslına bakarsanız. Ama en azından şeyi rahatlattı. Yani Aliyev artık hani Karabağ sorunu bir ön koşul olarak hani getiremiyor Türkiye'nin Ermenistan açılımında. Çünkü Türkiye Azerbaycan'ı şey yapamadı, gözden çıkaramadı. Ama bence real politik açısından haklı yönleri var tabii. Yani şimdi haritaya da baksanız, verilere de baksanız, Ermenistan'la ilişkileri düzelteceğim diye Azerbaycan'la ilişkileri tamamen bozmak hani rasyonel bir tercih olmaz gerçekten de ve oraya gidemedi o dönemde. Bir de tabii şu var, hani Ermenistan'a Rusya yeterince destek olmadı. Yani onların beklentisi daha farklıydı. Ermenistan kolektif güvenlik anlaşması örgütü üyesi falan, hiç onlar o mekanizmalar hiç işlemedi. Hani böyle de bir boyutu var Ermenistan açısından. Yani bu sahadaki yeni durumu ortaya koymak açısından önemli. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda tabii yani Ağustos ayında Erdoğan ilk böyle bir işaret veriyor falan ama galiba Ekim 2021'de Roma Biden'la yaptığı bir görüşme var. O görüşme sırasında Biden'ın hani bu konuyu gündeme getirdiği söyleniyor, hani sınırı açın diye. Hani bunun hızlandırıcı bir etkisi olduğunu hani söyleyebiliriz. Şunu demek çok mümkün değil. Mesela Biden bunu söylemezse Türkiye asla böyle bir işe girişmezdi. Bunu şu an söyleyemiyoruz. Çünkü genel bir şey var zaten. Türk dış politikasında dönüşüm var. Onun bir parçası olarak hani Ermenistan'la da Karabağ Savaşı'ndan sonra, bu 44 gün sürmüş 2020 sonundaki Karabağ Savaşı'ndan sonra böyle bir yola girmesi mümkündü zaten. Dolayısıyla Biden bunu, yani Amerikan tarafı bunu dillendirdiyse bu hızlandırıcı olmuştur. Bir başka gelişme, Amerika'nın Ermeni soykırımını tanıyorum demesi Biden yönetimi altında. Şimdi yani 80'lerin başından bu yana, yani Ermenistan tabi o dönemde Sovyet Cumhuriyeti, özellikle diaspora ama sonra da işte Ermenistan çok uğraştılar. Yani Amerikan yönetimine zaten kongreden geçiyordu falan da, eyaletlerden de geçiyordu neredeyse, işte 50 eyalete falan, yani 40 küsur eyalete ulaşmıştı.
Hatta işte ders kitaplarında okutuluyordu vesaire. Yani müthiş bir çaba, müthiş bir enerji harcıyordu buna Ermeniler. Fakat yönetim kullanmıyordu bu ifadeyi. En sonunda Biden kullanıverdi ve bitti iş. Yani onu da bir zafer olarak gördüler hani kendileri açısından. Belki de Paşinyan yönetimini biraz yanına çekmek için de yapmış olabilir Amerika diye düşünmek lazım. O da Paşinyan yönetimini güçlendirdi. Dolayısıyla da hani bu sürecin işleyebilmesi için zemin aşağı yukarı hazırlanmış oldu. Şimdi tabii bunun bir ekonomik boyutu var ama sınırlı bir boyut bu. Yani bir Türkiye açısından özellikle çok küçük bir ülke, fakir bir ülke aslında Ermenistan. Nüfus kaybeden bir ülke. Yani çünkü bir tarafı işte Azerbaycan, bir tarafı Türkiye, kapalı, izole. Yani denize çıkışı yok. İşte bu koşullarda Rusya ve İran'a muhtaç. Tabii biraz da Gürcistan'a. O yüzden de Türkiye ile ticaret var ama işte o ticarette rakamlar, hani rakamları vermek çok mümkün değil. Çünkü çok oynak, yani belli değil. İşte resmi verilerle benim ya da taradığım veriler arasında çok büyük uçurum var. Ama her durumda şunu söylemek mümkün. Yani tabii ki Türkiye, yani bu coğrafyada işte Ermenistan, Gürcistan filan gibi ülkelerle, hatta son dönemde Suriye, da Bulgaristan, Yunanistan'la, Kosova, işte Makedonya falan bu ülkelerle karşılaştırıldığında tabii ekonomik dev olarak kalıyor Türkiye. Yani şimdi Ermenistan'ın ekonomik büyüklüğü 12 küsur milyar dolar. Yani bu çok küçük tabii ki. Yani Türkiye için küsurat neredeyse. Türkiye'nin yani şu son dönemde döviz kurundaki bu dalgalanma, dolar, yani Türk parasının aşırı değersizleşmesi koşullarında bile 720 milyar dolar. Yani neredeyse. Yani bu düşmüş bir rakam tabii. Normalde bu işte 900 milyar dolar falan olurdu. Şimdi 12 milyar nerede? İşte normal koşullarda diyelim 800 milyar nerede? Dediğim gibi küsurat olarak kalıyor. Eğer şimdi Ermenistan tarafından hani bazı şeyler, uzmanlar şunu diyorlar, yani biz hani bu pozitif olarak görülüyor, ekonomi canlanır falan da bir taraftan da yani Türkiye'nin bu ekonomik dominasyonu da söz konusu olabilir ki muhtemelen öyle olacak, kaçınılmaz. Mesela Gürcistan'da giderek öyle oluyor ve son iki yıldır Türkiye Gürcistan'ın en büyük ticari ortağı, Rusya'yı geçti, Çin'i de geçiyor. Gürcistan için Türkiye en çok ithalat yaptığı ülke, yani Gürcistan en çok ithalatı Türkiye'den yapmaya başladı son iki yıldır. Biraz şeyin de belki kur farkının da etkisi olabilir bunda ama benzeri bir senaryo büyük bir olasılıkla Ermenistan için de yaşanır. Yani Türkiye'nin Ermenistan'dan alabileceği fazla bir şey yok. Yani bir sanayi ülkesi değil, enerji rezervleri yok falan filan. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Şimdi bir diğer nokta, önemli bir konu, dış güçler meselesi. Yani mesela Rusya, İran, Avrupa Birliği nasıl yaklaşıyor? Hani Amerika'nın bunu süreci desteklediğini biliyoruz. Şimdi çok kritik bir ülke Rusya burada. Çünkü Kafkasya'da ve eski Sovyet coğrafyasında güçlü Rusya çünkü. Yani geçmiş bağları var, işte askeri güç kullanabiliyor, kendine yakın uzantıları var her aşağı yukarı bütün ülkelerde. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde falan. Şimdi Karabağ Savaşı'nın gidişatını da aslında Ruslar kontrol ettiler. Bir de Ermenistan üzerinde etkileri fazla. Şimdi Ermenistan'da doğrudan asker bulunduruyor. Yani özel ilişkileri var Rusya'nın. Askeri üssü var, işte sınırı koruyor falan Ermeniler. Rus askerleri. Dolayısıyla da hani Kafkasya'da, hatta Orta Asya'da Rusya'sız iş yapmak çok zor. Hatta Karabağ Savaşı'nın gidişatını da biraz belirledi Ruslar ve gerektiğinde müdahale de ettiler. Fakat savaş bitince de Rusya şey yaptı tabii, ateşkes anlaşması Rusya'nın kontrolünde yapıldı ve bölgeye barış gücü adı altında Rusya 2000 asker yerleştirdi. Sayısını arttırdı yani, sonra daha işte Laçin koridoruna falan asker yerleştirdi Karabağ'a. Oraya doğru girdi. Şimdi tabii Türkiye Rusya'yı dışlayamıyor, çekiniyor. İki taraf, yani Ermenistan ve Türkiye görüşme sürecini başlatacakları zaman Ermenistan, yani bizim Dışişleri Bakanı'nın söylediğine göre Rusya Moskova'da yapılsın ilk görüşme demiş. Türkiye de bunu kırmamış belli ki. Yani Rusya'yı özellikle şimdi karşılarına almak istemiyorlar. İlk toplantı hakikaten Moskova'da yapıldı 14 Ocak'ta. İşte Türkiye'nin temsilcisi, eski ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç,
Yani Ermeniler de çok genç birini, yani 30 yaşında birini neredeyse tercih ettiler. Diplomatik geçmişi olmayan bir genç birini tercih ettiler temsilci olarak, özel temsilci olarak. İlk görüşme yapıldı tabii, daha sembolik ama sanırım yani burada tabii açıklamadılar ama Türkiye'nin girişimiyle ikinci görüşmeyi Viyana'ya aldılar. Yani Rusya'yı bence bypass etmek istiyorlar bu süreçten. Avrupa Birliği ise daha aktif. Michel şey yaptı, çağırdı yani Aliyev ve Paşinyan'ı. Ve 14 Aralık'ta Brüksel'de bir araya geldiler ve Moskova görüşmesinden önce oldu bu. Yani Avrupa Birliği burayı işte komşuluk ilişkileri çerçevesinde şeyde eksende tutmak, yörüngede tutmak istiyor. Yani öyle görülüyor. Tabii İran da memnun değil. Aslında Rusya ve İran bu sürecin eğer başarılı olursa kaybedenleri olacak. Çünkü Türkiye ile Ermenistan yakınlaşırsa Ermenistan'ın Rusya ve İran'a olan ihtiyacı azalacak. O yüzden de kendilerine muhtaç bir Ermenistan'ı tercih ediyorlar belli ki. Bunu şu anda tabii şunu diyemiyorlar. Biz Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunların çözülmesinden rahatsızız diyemiyorlar. Hiçbir ülke bunu söyleyemez resmi olarak ama yani taş koyup koymayacaklarını zaman içinde göreceğiz. Yani süreç hala devam ediyor, bitmedi. İyimser olmak için bazı şeyler var, gerekçeler ve adımlar var. Mesela işte karşılıklı doğrudan uçak seferleri başladı. Bu iyi bir şey. Yani iki tarafın da iradesi olduğunu gösteriyor. Ermenistan tarafı bizim hiçbir ön koşulumuz yok diyor. Türkiye'de aslında buna benzer şeyler söylüyor ama galiba Zengezur koridoru, yani Türkiye'den çıkıp Iğdır'dan geçip mesela hani Nahçıvan üzerinden bütün Nahçıvan'ı geçiyorsunuz. Şeyin Karabağ'ın en güney ucu, yani İran sınırından geçip tekrar Azerbaycan'a giriyorsunuz. Şimdi bu koridor açılırsa Türkiye Azerbaycan'a doğrudan ulaşmış olacak karayoluyla. İki tarafta yani bunu elinde tutuyor. Yani Türkiye bunu istiyor. Muhtemelen Ermenistan ve Rusların da desteğiyle, ya da belki Ruslar istemiyor, bunu tam olarak bilemiyoruz. Bu koridor işi bir türlü açılmadı. Oysa yani şey geçecek, yani işte kamyon geçecek, şey değil, hani tünel açmayacaksınız. Olan bir yol kullanıma açılacak. Bunu yapmıyorlar. Şimdi tabii Türkiye Rusya'yı tamamen dışlamak da istemiyor, çekiniyor. O yüzden 3 artı 3 diye tanımladığı bir format önerdi. İşte Türkiye, İran, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan bir platform oluşturacak. Fakat Rusya bununla hiç ilgilenmedi. Yani ha deyip bir kenara koydular. Şimdi yani AKP'nin yaptığı her şeyi eleştirecek değiliz. Yani sonuçta iyi bir şey yapılınca iyi bir şeydir. Yani Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinin, yani komşularla ilişkilerinin çok kötü olmasına gerek yok. Dolayısıyla Ermenistan'la da artık hani 30 yıl sonra sınırların açılması, halkların temas etmesi, ticaret yapılması falan, bunlar olumlu gelişmeler. Yeter ki şey yapılmasın, yani yolu, yönteminin iyi yapılması önemli. Yeter ki ilki gibi hatalar yapılması. Mesela Ermenistan'a sen yenildin, dolayısıyla biz sana şartları dayatıyoruz dediniz mi? Paşinyan hükümeti karşısında Ermeni milliyetçiliğini güçlendirirsiniz ve durumu zora sokarsınız. Ya da Azerbaycan'ı dışarıda bırakmazsınız. Daha şeffaf gelişiyor gibi. Şu an Ukrayna ve Karadeniz'de gerilim çok yüksek. O yüzden en azından Kafkasya civarında Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerinin düzelmesi şeyi sakinleştirecek ortama, biraz istikrarı güçlendirecek. O yüzden de faydalı bir gelişme bu. Umarız başarıyla sonuçlanır. İlki gibi olmaz. Ve bundan yani çok sıkıntı çeken Ermenistan halkı, hem bölge, yani Türkiye'nin Ermenistan sınırı Kars civarı ekonomik olarak faydalanır. İnsani temas ve gidiş gelişler artar. Bu bölge halklarının kazanımı olur. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.